Müsait misin Yaman? Buyur yenge. İyi oldu geldiğin. Ben de sana bakacaktım. Ters bir şey mi var Yaman'cığım? Uyardığım halde yine Yusuf'u bahçede tek başına gördüm bugün. Yusuf hep gözünün önünde olsun demiştim sana. Onu asla yalnız bırakmayacaksınız. Her zaman yanında biri olacak. Anladım Yaman'cığım. Daha dikkatli olurum bundan sonra. Merak etme. Sen niye gelmiştin? Bir süredir eski günleri düşünüp duruyorum hep Yaman. Bugünlere nasıl geldiğimizi, ne zorlukları geride bıraktığımızı, yıkık bir gece kondudan, yiyecek ekmeğe muhtaç olduğumuz günlerden bugünlere nasıl geldiğimizi. Bütün bu zorlukları, bütün sıkıntıları bir aile olarak bir arada durarak atlattık hep. Çok istedim ama Allah bana bir çocuk vermedi. Yine de özlemimi içime gömüp size sarıldım. Ailemsiniz siz benim. Sadece Ziya değil, rahmetli Yalçın da, sen de. Benim kardeşim gibisiniz. Zuhal neyse, siz de osunuz benim için. Konuşmak istediğim meseleye gelince... Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim Yaman. İlk kez bir şey isteyeceğim. O da kendim için değil. Zuhal için. Biliyorum kızgınsın ona. Haklısın da. Ama Londra'da eğitim almış genç bir kadın o. Bütün gün burada benimle vakit geçirmek ağır geliyor haliyle ona. Bazı davranışlarını ben de onaylamıyorum. Ama işte sebebi bu az evvel saydığım sebepler. Zuhal'in bu hayatta benden başka hiç kimsesi yok Yaman. İyi bir eğitim aldı. Senden istediğim Zuhal'in seninle çalışması. Şirketin bir aile şirketi olduğunun farkındayım. Ziya senin için neyse Zuhal de benim için o. Birlikte çok şey atlattık biz Yaman. Bir aile olarak, bir arada kalarak. Senden isteğim... Zuhal'e... kardeşime destek olman. Şirketteki hisselerimi ona devredeyim. Şirkette beni o temsil etsin. Senin için de uygunsa tabii. Emin misin yenge? Bu önemli bir karar. Peki. Sen nasıl istersen öyle olsun. Sağ ol Yaman.